Merhaba Tuğçe. Koronavirüs salgını şiddetini arttırdığı için toplum sağlığını her şeyden önce tutarak biz de yayınlarımıza evden devam ediyoruz. Umarım en kısa sürede sağlıklı günlere geri döneriz. Enver, piyasaya baktığımızda ABD'de açıklanan 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine dair iyimser beklentiler cümleriz kişilerini biraz da üstekledi. Ama şu an satış baskısı aynı şekilde devam ediyor. Oynaklık hala yüksek. Ortamı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii bu noktada piyasanın nasıl bu olağan dışı koşullara geldiğinin ve bunun geri dönüşümünün nasıl yapıldığı noktasına dikkat ediyoruz. Tabii koronavirüsün dünya geneline yayılması, Avrupa'yı merkez haline getirmesi ve bunun verdiği ekonomik hasar unsuru piyasalarda oynaklığa neden oldu. En başta tabii riskten kaçışa neden oldu. Ciddi değer kayıpları gördük. Hemen hemen her türlü varlık sınıfında. Bu noktada sıkışan bir dolar likiditesi, dolar eşittir para olduğu için dünyanın rezerv parasına olan talebin artması ve tabii bazı piyasa anomalileri. Şimdi tabii burada merkez bankaları sahaya indi. Piyasalardaki bu durumu dengelemek için özellikle likidite hamleleri burada çok önemli. Fed'in sınırsız QE açıklaması, Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alım kriterlerini gevşetmesi ve diğer lokal merkez bankalarının benzer parasal müdahaleleri bu nokta piyasa dengesini oturtmaya çalışıyor bakıldığı zaman. Ve tabii ki ekonomik teşvik paketleri görülmemiş büyüklükte. Amerika'da trilyon dolarları bulan, Almanya'da yine 750 milyar euro büyüklüğünde daha çok tabii ekonominin ana dişlilerinden olan sektörleri, firmaları desteklemek amaçlı olarak hazırlanan ekonomik paketler. Şimdi tabii küresel ekonomik daralma olacak. Bundan kaçış yok. Çünkü virüsün etkisi ekonomiyi tamamen kilitlemiş durumda. Ama firmalar nakit akışı yaratmada sıkıntı çekiyorlar. Sabit giderler bir tarafta durduğundan kendilerini çevirmeleri bu dönemde çok mümkün olamıyor tabii. En başta sorumlu sektörler olmak üzere. Tabii bu noktada sabit giderler tarafında gerek finansal yükümlülükler olsun, vergi ve diğer masrafları, giderleri olsun, bu noktada devlet desteği elzem bir duruma gelmiş noktada haliyle bu pek karakteristik olarak 2008 Lehman Brothers krizine benzemeyecek bir durum. Çünkü firmalar bu noktaya bir operasyonel başarısızlıkla ya da bir piyasa başarısızlığıyla gelmedi. Mücbir bir sebepten dolayı geldi. Bu noktada da hükümetlerin firmaları kurtarmak durumunda olduğu bir durum söz konusu. Çünkü ekonominin işler halde olması için bu firmaları canlı tutmak zorundalar. Dolayısıyla olay aslında sadece parasal teşviklerin tek başına yeterli olmayacağı, bunun ekonomi politikalarıyla desteklenmesi gereken bir durumu beraberinde getirdi. Bu yüzden hani kredi mekanizması, evet, siz faizleri düşük tuttuğunuz sürece teoride canlı olur ama şu an kredi mekanizmasının işlememesine neden olan şey virüs salgını. Haliyle o kanalın canlı kalması için, canlı olması için işlerin biraz iyiye gitmesi gerekiyor ve firmaların da gelir elde edemediği, nakit elde edemediği bu durumlarda bu gibi devlet destekleri, tabii Avrupa tarafında da o bütçe disiplinleri biraz bozuluyor doğal olarak. Çünkü hükümet harcamalarını arttırmak durumundalar bu noktada. Şimdi piyasalar biraz bol parayı fiyatlıyor açıkçası. Hatta Amerika'dan gelen kötü veriler bu şekilde devam ederse merkez bankaları ek cephanede kullanabilir beklentisi, kötü verilerin iyi fiyatlandığı bir noktaya doğru gidebiliriz. Bunu da aslında ilk örneklerinde dün biraz gördük. Aynı Bernanke dönemi gibi, aynı Yellen dönemi gibi bu noktada. Ve tabii likidite sorunu, özellikle dolardaki fiyatlamanın dengelenmesi adına. Çünkü dolar biraz Fed'in adımlarıyla beraber şu an değer kaybeden bir momentum içerisine girdi.
Ama tabii şu an hiçbir etkiyi biz virüs salgınından soyutlayarak konuşamıyoruz. Dolayısıyla her türlü varsayımın içerisine bunu da katmamız gerekiyor. İşler kötüleşirse tabii daha fazlasının bu noktada yapılması gerekecektir Tuğçe. Teşekkür ederim ben. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında hükümetler mali ya da para politikaları anlamında her türlü önlem almaya devam ediyor. İnşallah biz de kısa sürede tekrar verimli günlere geri döneriz. Bir sonraki telefon sohbetlerinde görüşmek üzere.